Arkadaşlar hepinize merhaba. Soru tiplerine devam edeceğiz bu videoda. 31. soru ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soru tipi işte dizilerde, fonksiyonlarda, işte polinomlarda karşınıza çıkacak bir soru tipini göstereceğim. Polinomlarda basit kesirler ayrılması hatta eskiden bu integralde de çıkıyordu, müfredattan kaldırıldı. Ama polinom, fonksiyon ve dizilerde bu soru tipi karşınıza çıkabilir. Şimdi ilk önce şu basit kesil yöntemini bir gösterelim. Mesela bu polinomlarda karşısına çıkabilir. Şimdi bunu görünce ne yapmamız lazım? Bunu görünce payda eşitlememiz lazım. Refleks olarak ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Şimdi burada payda eşitlerseniz bakın bunu neyle çarpacağım? X eksi ile çarpacağım. Bunu neyle çarpacağım? X artı bir ile. Ve paydalar eşitlenecek. Burada bize A çarp B'yi soruyor. 2x artı 4 bölü x kare eksi 1. Sağ tarafta bakın şöyle yazıyorum ben. A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 1 dedik arkadaşlar. Böyle payda isterseniz x kare eksi 1 gelecek. Zaten bunlar gidecek. Bunlar yazmasanız da olurdu. Şimdi buradan payda işte sağ tarafta sağ tarafı dağıtıp iki polinom eşitliği yapabilirsiniz. Ama öyle yapmanıza gerek yok. Bakın şöyle yapın direkt. Direkt şu çarpanları kullanın. Bakın burayı sıfır yapan sayı ne? x eşittir eksi 1. Burayı sıfır yapan sayı ne? x eşittir. Bir sırasıyla x yerine eksi 1 ve x yerine 1 yazarsanız a'yı b'yi bulacaksınız arkadaşlar. x yerine eksi 1 yazıyorum. Sol tarafta x yerine eksi 1 yazsam 2 yapar. Şimdi sağ tarafta bakın x yerine eksi 1 yaparsanız şu bu ifade 0 olacak. Burası gidecek. Dolayısıyla orası 0 oldu. Sağ, şurada x yerine eksi 1 yazsanız oradan da ne gelecek? Eksi 2b gelecek. 2 eşittir. Eksi 2b edeceksiniz. Buradan her tarafı eksi 2'ye bölünürüz. B'yi ne bulacaksınız? Eksi 1. Benzer şekilde x yerine 1 yazarsanız x yerine 1 yazsanız bakın bu sefer şu çarpandan dolayı b yok olacak. Orası 0 olacak. Burada x yerine 1 yazsanız burası ne olacak? 2a olacak burası. Şimdi sol tarafta da x yerine 1 yazarsak burası ne olacak? 6. Buradan da a'yı ne bulacağız? A'yı ne bulacağız arkadaşlar? 3 bulacağız. Bize a çarpı b'yi sormuş. a çarpı b ne edeceksiniz? a çarpı b eksi 3 eşit. Şimdi ikinci soruyla devam edeceğiz. Burada arkadaşlar paydadaki çarpanlar sizi korkutmasın. Yine aynı şeyler yapacağız. Şimdi bu sefer payda işlerken burayı x çarpı x artı 1 ile çarpacağız. Burayı x çarpı x eksi 1 ile çarpacağız. Burayı da x eksi 1 çarpı x artı 1 ile çarpacağız. Şimdi paydayı isterseniz bakın x kare eksi 1. Yine payda bunun aynısı gelecek arkadaşlar. Çünkü bakın burada x eksi 1 ile x artı 1'i çarparsak. X eksi 1 ile x artı 1'i çarparsak. Malum x kare eksi 1 gelecek. Bir de bunu x ile çarparsak. X sub eksi x gelecek. Yani sol tarafın aynısı gelecek. Şimdi. 2 x eksi 4'ü yazdım. Paydalar aynı olacağı için paydaları yazmıyorum. Birbirini götürecek çünkü. Bakın burası a çarpı x. X artı 1 oldu. Artı b çarpı x. X eksi 1 oldu artı c çarpı x 1 ve x artı 1 oldu. Şimdi yine iki polinomun eşliği yapmayın. Buradaki çarpanları sayıyla kullanın. buradaki çarpanları kullanmakla neyi kastediyorum? Bakın burayı sıfır yapan sayı ne? Eksi 1. Burayı sıfır yapan sayı bir Ve diğer çarpanımız burada ne var? x var. Burayı sıfır yapan sayı da ne? x'e sıfır vereceğiz. Şimdi x'e 1 verdiğinizde bakın bu ifade ve bu ifadeden dolayı buralar sıfır olacak. Sadece burası kalacak. X yerine -1 yazın. Sol tarafta da yapıyorsunuz tabii. X yerine -1 yazsanız burası -6 olacak. X yerine -1 yazsanız burası B -1 eksi -2 eksi olacak. Dolayısıyla 2B -6 diyeceksiniz. B'yi ne bulacaksınız? -3. Bu 1. Şimdi diğer çarpanı yazacağız bakın. Bunları sileyim şöyle. Şimdi diğer çarpanımız arkadaşlar x'e ne verecektik? 1 verecektik. Bakın x'e 1 yazdığınızda bu sefer burası ve burası 0 arkadaşlar. x 1 çarpmadan dolayı 0 olacak. Sol tarafta x'e 1 yazsanız burası eksi 2 olacak. Şurada x'e 1 yazıyorum. Bakın burası a çarpı 1 çarpı 2 olacak. Dolayısıyla buradan 2a eşittir eksi 2. A'yı ne bulacaksınız. Eksidir. Şimdi x'e 0 verirseniz bu sefer şu buradaki x çarpanından ve buradaki x çarpanından dolayı bu ifade 0 olacak. Sadece buradaki çarpan kalacak bakın. X'e 0 yazıyorsunuz. X'e 0 yazsanız bakın oradan eksi C gelecek. Burada X'e 0 yazıyorsunuz. Burada ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Buradan c'yi ne bulduk arkadaşlar? C eşittir kaç dedik? 4 dedik. Bunları ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. A, B, C toplamı bu eksi 3'tü. A, B, C toplamı ne eşit arkadaşlar? A, B, C toplamını topluyorum. Eksi 4, eksi 4. A, B, C toplamı ne eşit? 0 eşit. Şimdi bunu dediğim gibi burada Polinomlar da bu soru tipi karşısında çıkabilir. Birinci, ikinci soru. Ya da bunu fonksiyonu ya da dizinin içinde soracaklar. Şimdi bakın ifademiz fx eşittir. Payda da bir tane yine polinom fonksiyon var. 1 bölü x² üç, x kare artı 3x artı 2 fonksiyonu veriliyor diyor. Bize f1, f2 nokta nokta işte f10'a kadar toplamı sormuş. Şimdi 1 bölü burası bakın şurayı çarpanlar ayırsanız x x diyeceğiz. 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 2. Eşittir diyorum. A bölü x artı 1 artı B bölü x artı 2. Şimdi buradan A'yı B'yi bularak işe başlıyorsunuz. Yani buradan unutmazsanız arkadaşlar A1 çıkar B-1 çıkar. Ne zaman böyle olur? Artışıksa bakın burası artışıksa 1 bölü artışık bir çarpan varsa küçük çarpan öne yazıyorsunuz. Büyük çarpanın arkaya yazıyorsunuz. A1 B-1 çıkar her zaman. Biz yine gösterelim niye böyle olduğunu. Burayı bakın x artı 2 ile çarpıyorum. Burayı x artı 1 ile çarpıyorum. Payda istiyorum. Şimdi payda istediğiniz için Sol, paydaları yazmıyorum. Bakın burası a çarpı x artı 2 oldu. b çarpı x artı 1 oldu. Şimdi burada şu çarpanları kullanacağız. Bakın x'e 1 eksi 2 veriyorsunuz. Bir de ne veriyorsunuz? Eksi 1 veriyorsunuz. 2 verin. a gidecek. Sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta eksi 2 yazarsanız bakın oradan eksi b'ye gelecek. Dolayısıyla b'yi ne bulacağız? Eksi 1. 1 verirsek bu sefer b çarpı x artı 1 çarpanı gidecek. Ve 1 verirseniz bakın burada a kalacak. Bu da ne kalacak? 1. A bakın 1 geldi. B'ye ne geldi. Eksi 1. Yani ben unutmam diyorsanız tekrar eğer ardışık bir durum söz konusuysa işte A çarpı A artı 1 formatında bir ifade varsa sol tarafta siz bunu direkt 1 bölü A eksi 1 bölü A artı 1 halinde yazabilirsiniz. Şimdi artık fx fonksiyonunu şöyle yazıyoruz. Bakın fx fonksiyonunu şöyle yazıyoruz. A yine bulduk. 1 bulduk. B yine bulduk. Eksi 1 bulduk. 1 bölü x artı 1. A yine bakın şurada 1 yazıyorum. B yine de ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 bölü x artik. Şimdi bize f1, f2, f3, f10 toplamını soruyor. f1 artı f2 artı nokta 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 f10 toplamını soruyor. Şimdi x yerine bakın. x yerine ne yazıyorsunuz? 1 yazıyorsunuz. 1 Bir yazarsanız 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak. 2 yazarsanız 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 olacak. 3 yazarsanız 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 olacak. Devam ediyorum. 10 yazarsanız 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 olacak. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar şu aradakiler hep birbirini götürecek. Eğer doğru işlemleri yaparsanız paydası en küçük olanla paydası en büyük olan kalır. Burada da payda istiyorsunuz. 6 eksi 1 bölü ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. Bu da ne gelecek? 5 bölü 12 diyeceksiniz. Bakın aynı soru tipi dizilerde ya da toplam sembolünde karşınıza çıkabilir. Bakın yine burayı şöyle yazıyoruz. 1 bölü çarpanlar aynı çarpanları yazdım. 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 3. Bakın ardışık. Artışıksa ne dedik? Ardışıksa ne dedik? 1 bölü n artı 2 öne yazıyorsunuz. Eksi 1 bölü n artı 3 arkaya yazıyorsunuz. Şimdi bize diyor ki ilk 15'lerin toplamı diyor. İlk 15'lerin toplamı dediği şu. A1, A2, A3. Devam ediyorsunuz. A15'i soruyor size. Şimdi şu ifadede, şu ifadede en yeni 1 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 olacak. 2 yazarsak, pardon evet 2 yazarsak 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 olacak. 3 yazarsak 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 olacak. Devam ediyoruz. Nokta nokta diyelim. 15 yazarsanız 1 bölü 17 eksi 1 bölü 18 olacak. Şimdi yine dikkatli bakarsanız şu aradakiler birbirini götürecek. Yine paydası en küçük olan 1 bölü 3 ile paydası en büyük olan 1 bölü 18 gelecek. Burayı da ne ile çarpıyorsunuz? 6 ile. 6 eksi 1 bölü 18 diyeceksiniz. Cevap ne diyeceksiniz? 5 bölü 18. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Yeni videolarda görüşmek üzere.